Arkadaşlar herkese merhaba. Türkmen Şelalesi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yine Mert var yanımda. O arkadaşım çadırını kuruyor. Yarın hava çok güzel olacak fakat ufak bir yağmur bekleniyor. Biz de önlemimizi şimdiden aldık. Tarpımızı kurduk. Paşalar gibi şimdi çadırımızı kuracağız. Arda yine gelecek her zamanki gibi işten çıktığında. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra. Güzel bir kamp yine bizi bekliyor. Hadi bakalım detaylar videoda. Yatağım her zamanki gibi kamp bed, üzerine mat, üzerine ufak bir şişme yatak ve uyku tulumu. Bugün gökyüzünü direkt yukarıdan izleyemeyeceğim. Artık şöyle çevirdiğim zaman şu taraftan izleyeceğim. Hava açık olursa inşallah. Değil mi Mert? Değil. Arda da geldi. Selam. Selam. Şimdi şahane bir yere gidiyoruz ya. Size bir yer göstereceğim. Burayı rastgele keşif yaparken bulduk. Kendimi Alice Harikalar Diyarı'nda hissettim. Abi, böyle bir yer. Etrafı tamamen kapalı. Sadece gökyüzü açık. Yan tarafından usul usul böyle incecik bir dere akıyor. Ve yok yani dışarıdan görünen bir yer değil. Kimsenin de çok çok uzun zamandır gelmediği bir yer. Çevrede bir tane çöp yok. Bu arada nerede olduğunu lütfen sormayın. Baştan söyleyeyim, söylemeyeceğim. Geldiğimde şurası kapalıydı. Burayı birazcık açtım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kestiğimiz tüm ağaçlar tamamen ölüdür. Hiçbir şekilde yaşarca zarar vermeyiz. Bu da ek bir bilgi olsun. Güzel soslu bir makarna yaptık. Bak solucan gibi yemin ediyorum. Solucan solucan. Burada Arda tavuk yapıyor. Neydi abi? Tereyağlı, mantarlı ve biberli. Evet.
Evet beyler bayanlar, geceyi sonlandırdık, artık yatıyoruz. Birazcık erken yatacağız. Yarın sabah erken kalkıp birazcık turlayacağız. Değil mi Merdo? Aynen öyle. Aynen öyle. Haydi o zaman, tatlı rüyalar. Herkese günaydın. Mutlu uyandık güne. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Burada yumurtalı patatesimiz pişiyor. Tabii yumurtayı daha koymadık. Normal patates pişiyor. Yumurtayı da koyacağız inşallah. Yanına belki bir gözleme yaparız. Başka var mı Arda yapacağımız bir şey? Yok. Yeter. Çay. Tutar da. Tamam, çayı yapacağız zaten canım ya. Kahve yapalım. Şimdi bayramda ne yapacağız? Bayramda güzel bir sahil turu planlıyoruz. Kaş'tan başlayacağız. Kaş Kalkan. Oradan Marmaris'e. Fethiye'ye. Fethiye'den Marmaris'e. Bodrum'a ise geçiyoruz. Marmaris'ten Bodrum'a. Oradan da İzmir'e güzel bir 5 gece 7 gün güzel bir kamp planlıyoruz. Arda, ben, Mert. Değil mi? Aynen öyle. Vallahi bence bayağı keyifli olacak ya. Hep orman nereye kadar değil mi? Birazcık da sahil lazım, gezmek lazım. Nasıl buldunuz burayı? Beklediğimden çok daha güzel. Gerçi bayağı doğru, yani bunu Mert'in cevaplaması lazım. Biz sonuçta geliyoruz buraya. Vallahi İzmir'de çok yer gördük ama burası beklediğimden neden çok daha iyi? Şelale dışında genel olarak orman bayağı güzel. Yani her taraf zaten su olması ayrı bir şey. Patikaların sürekli güzel bir yere çıkıyor olması ayrı bir şey. Böyle gidip çalıkların arasından dalıp çıkıyorsun yani. Çok güzel bir patika yolları var. Büyük şelaleyi de hala görememiş olsam da. Ama daha yeni kalktık ya. Tabii şu ana kadar bile yani beklentimi fazlasıyla karşıladı ki daha neredeyse hiçbir şey görmediğimi düşünüyorum. İyi ki gelmişim diyorum o yüzden yani. Kedicik geldi kampa. Onu besledik. Değil mi kızım? Sosis verdik. Yanımızda biraz sosis vardı. Hayvan çok aç kalmış ya. Kızım gel. Allah güzelim benim. Sen çok tatlısın ama sen. Bak şurada. Bak al bunları. Al kızım. Ye bunları da. Şunları da bak ye. Aferin sana. Burası biraz kayıyor. Vah. İşte o güzel pozlar hep böyle veriliyor. Şimdi bir mola verdik. Böyle şahane bir yerde mola verdik. Arda güneşi ve bulutları buldu. Direkt yatıyor adam. Dağ başında yine bir kedi çıktı karşımıza. Hem de dağın gerçekten başında. Değil mi? Oh. Değil mi? Siz nereden geliyorsunuz? Siz nereden geliyorsunuz böyle? Gır. Gır. Allah'ım şebeğisin.
Bak şu kafaya bak bak. Bırakmıyor peşimizi ya. Vallahi bırakmıyor peşimizi. Geldi bırakmıyor peşimizi. Yaklaşık 1 kilometre oldu. 1 kilometreyi de geçti. İnanılmaz sevimli bir dağ kedisi. Kalmış buralarda yapayalnız. Kamp alanına geldik. Kedinin mamasını hazırladık. O hararet yaptı, yattı burada. Şimdi onu verelim. Bu da onun ödülü olsun. Küçük bir mola, bir kahve molası. Ardından yürüyüşümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eski kurumuş bir dere yatağı bulduk. Şimdi o dere yatağını takip ediyoruz. Bakalım bizi nereye götürecek. Suya çıktık. Kaygan kaygan. Aman. Aman acım ne oldu lan? Yukarı kadar çıktık. Of. Arda aşağıda kaldı, onu bekliyoruz, gelecek şimdi. Burası şahane bir yermiş ya. Ve çok şey, bakir, kimse gelmemiş belli. Şöyle Mert'in arasından göstereyim. Şöyle sular aradan akıyor. Oradan çıktık. Bu sefer böyle bir yer çıktı karşımıza. Buradan tırmanmamız gerekiyor. En mantıklı olan yer şu kayalar. Oradan tırmanıp üstten şu aradan akarsunun yanından yukarı doğru. Yürüyüşümüzü de tamamladık. Bayağı. Yaklaşık 13.000-14.000 adım civarı oldu. Şimdi artık birazcık dinlenmemiz gerekiyor. Keyifli bir rotaydı. Böyle büyük bir kurbağa olabilir mi ya? Hey maşallah. Hamile var ya, kolay yola çıkıyor. Herkese günaydın. Çok güzel uyuduk gece. Fakat biraz fazla nem vardı. Daha yeni kalktık, sabah saat 8.30'a geliyor. Şimdi elimi yüzümü yıkayayım. Bir kahve yapayım kendime. Birazcık keyif yapayım.
artık toplandık sayılır. Bir şeyimiz kalmadı. Ondan sonra yavaştan yola düşeceğiz. Bitirdik kampı. Yine her zamanki gibi geldik şehrimize. Maalesef. Maalesef. Mert? Abi. Nasıl geçti kamp? Kamp efsaneydi ama şu an şu tarafa girmek birazcık moral bozdu. Ona yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şey yok ama olsun. Oo, bak 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 bak. Erkeğime bak nasıl yapıştırıyor. Her neyse konumuza dönelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Duayla kalın. Bay bay.